Merhaba, Murat Ürün ben. Sizlere yaklaşık 3 yıldır arkadaşlarımla birlikte sürdürdüğüm destek çemberi öyküsünü anlatmak istiyorum. Derin yoksulluk ağının o zamanki genel merkezinde Hacer Hanım'la bir toplantı yaptık. Ve o zamanlar iki ailemize aylık olarak gıda ve hijyen yardımı yapalım diye konuşmuştuk. Böyle başladı hikayemiz. Ben bunu önce çok yakınımdaki birkaç arkadaşıma anlattım. Onlar da sevinerek destek olmak istediklerini söylediler. Ve biz önce iki aile, daha sonra dört aile, altı aile derken aylık olarak destek verdiğimiz aile sayımızı 14'e çıkardık. Önce bir çember oluşturuyorsunuz. Yakın arkadaşlarınız, aileniz, dostlarınızla beraber. Ben yöntem olarak WhatsApp grubu kurmayı seçtim. Arkadaşlarıma her ay derin yoksulluk ağıyla ilgili dernekten aldığım bilgileri aktarıyorum. Onlar da her ay düzenli olarak Açık Alan Derneği'nin hesaplarına bağış yapıyorlar. Burada önemli olan nokta şu, sivil toplumda dayanışmanın önünde en büyük engel güven sorunu. Ben 100 lira vereceğim ama bu 100 lira nereye gidiyor endişesi. 80 kişilik bir grubumuz var. Her ay herkes gücüne göre, kimi 1000 lira, kimi 50 lira, 100 lira, 500 lira neyse derneğin hesabına gönderiyor. Dernek izleyen ayda bana bu bilgileri gönderiyor. Yani işte geçen ay şu kadar toplam bağış yapıldı, bununla şu yapıldı, bu yapıldı diye. Ben de bu destek çemberinin içindeki arkadaşlarıma bu bilgileri aktarıyorum. Adım Rosie Florentin. 2 senedir derin yoksulluk ağında gönüllü olarak çalışıyorum. İlk olarak medyada yoksulluk gündemi projesinde yer aldım. Bu projede yer almamın sebebi çocukların ve kadınların gıdaya, sağlığa, tüm temel insan haklarına erişememesini insanlara göstermekti. Seçimler oldu, yoksulluk daha kötüye gitti, ekonomi biraz daha bozuldu. Çocukların durumu haberlerde görüldüğü kadarıyla, sokakta görüldüğü kadarıyla daha kötüye gidiyor. Ve bu yüzden de çok daha fazla gönüllüye hem derin yoksulluk ağında hem de diğer özellikle temel hak konusunda çalışan derneklerde çok daha fazla gönüllüye ihtiyaç var. Dayanışma modellerimizi size anlatmak isterim. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz faaliyetlere hem bağışçı olarak hem gönüllü olarak yüzlerce kişi destek veriyor. Bu dayanışmaya katılıyor. Yoksulluğa karşı verdiğimiz mücadeleye destek veriyorlar. Bize sorular geliyor işte şehir dışından, farklı yerlerden. Biz dayanışmaya nasıl katılabiliriz? Kendi ilimizde bunu nasıl örgütleyebiliriz diye. Herkes kendi çevresini tanımakla başlayabilir. Bunun için ilk başta muhtarlara gidebilirsiniz ya da yakın devlet okullarına gidip oradaki ihtiyaçları sorgulayabilirsiniz. İlla ki bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmanız gerekli değil. Direkt doğrudan elden de bir şekilde dayanışmayı başlatıp bu mücadeleye destek verebilirsiniz. Ama güvendiğiniz, şeffaf dernekler varsa, hak temelli dernekler varsa bu mücadeleyi onlarla da sürdürmek çok önemli. Bize ulaşmak için sosyal medya adreslerimizden, web sitemizden yazabilirsiniz, direkt mail atabilirsiniz. İletişime geçip neler yapılabilir bunu konuşabiliriz. Bir şekilde mücadeleye devam etmemiz, örgütlenmemiz gerekiyor ve herkes bulunduğu yerden başlayabilir. Dayanışmaya devam.